İsrail ordusunun tam abluk altına aldığı Gazze'de hayat mücadelesi devam ediyor. Bir yanda ağır bombardıman, diğer yanda açlık ve susuzluk. Saldırıların aralıksız sürdüğü Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye günlerdir sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgiler paylaşıldı. Açıklamada İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde 3070 katliam gerçekleştirdiği bildirildi. İsrail ordusunun Gazze şeridine yönelik saldırılarında 14.944 çocuk ve 9.849 kadının hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 10.000 kişinin enkaz altında veya kayıp olduğu, hastanelere ulaşan ölü sayısının 34.600'ü geçtiği, yaralı sayısının da 78.000'e yaklaştığı vurgulandı. Gazze'de İsrail saldırılarına maruz kalanların %72'sinin kadın ve çocuk olduğuna dikkat çekildi. İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı, yardımların girişini engelleyerek insani felakete neden olduğu Gazze'de bugüne kadar 30 çocuk yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Soykırım sanığı İsrail, Gazze'ye 75 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenledi. Sağlık sektörünü de hedef alan İsrail saldırılarında Gazze'de 492 sağlık çalışanı ve 68 sivil savunma görevlisi yaşamını yitirdi. İsrail askerlerinin baskın yaptığı hastanelerde bulunan 6 toplu mezardan 471 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı. Saldırılar nedeniyle Gazze'de 17 bin çocuk, ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun şekilde yaşıyor. Gazze'de hayati tehlikesi bulunan ve yurt dışında tedavi edilmesi gereken yaralı sayısı 11 bin. Yetersiz sağlık hizmeti nedeniyle 10 bin kanser hastası ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Gazze'de şu ana kadar 1 milyon 95 bin bulaşıcı hastalık ve 20 binden fazla hepatit A vakası tespit edildi. İsrail ordusunun saldırılarını başlatmasından bu yana Gazze'de 5000'den fazla Filistinli gözaltına alındı. İsrail askerlerinin 310 sağlık çalışanı ve 20 gazeteciyi alıkoyduğu 2.3 milyon nüfuslu Gazze şeridinde 2 milyon kişi yerinden edildi. İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 86 bin konut tamamen yıkıldı, toplamda ise 294 bin konut zarar gördü. İsrail ordusu 184 hükümet tesisiyle 103 okul ve üniversiteyi de yerle bir etti. İsrail Gazze'de 243 camiyi tümüyle yıktı, 321 camiye de zarar verdi. Saldırılarda bugüne kadar 160 sağlık kuruluşu hedef alındı, 53 sağlık merkeziyle 32 hastane hizmet dışı kaldı. İsrail'in Filistin'in kültürel mirasını da hedef aldığı Gazze'de 206 tarihi ve kültürel varlık bombaların hedefi oldu. Gazze şeridinde İsrail'in saldırılarıyla doğrudan verdiği zarar 33 milyar doları aştı.